Herkese keyifli seyirler. Futbol Biz'e hoş geldiniz. Futbol Biz'de konuğum, futbol analisti ve scout Gökhan Aktaş. Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi, iyi yayınlar. E, Gökhan, Galatasaray-Zorlu-Göztepe mücadelesinde deplasmana gidecek. Hı -hı. Kendi evinde Kayseri Spor'la yine travmatik bir maç ve 2 puan kaybı. E, Dom Hoca, yanlış hatırlamıyorsam 5 maç, 2 puan şu anda. E, Hı -hı. Ve... E, Göztepe 27 puanla Galatasaray'ın gerisinde olsa da Galatasaray 29 puanla. Galatasaray için galibiyet çok kritik e, ve e, zaten puantajdaki durum bunu söylüyor. Göztepe kış transfer döneminde, e, bu ara transfer döneminde nokta transferler yaptı. Örneğin e, Franco Di Santo, e, Usama Tanane, e, Aytaç Kara Galatasaray'dan kiralık olarak ve... E, bu panje transferi de var bir e, sol bek. E, Göztepe'yi nasıl görüyorsun? Nasıl yorumluyorsun biliyorsun. Maestro açık futbol oynuyor e, ve genelde üçlü savunmayla e, aynı aynı sistemde e, devam ediyor ve e, şöyle de bir açıklaması vardı hani e, futbol çok sıkıcı olur eğer sürekli çekilsen diye. E, o açıdan sanki Galatasaray için bir avantaj olabilir. Çünkü alan ve zaman bulabilir, boşluk bulabilir. Genel yorumun ne maçla ilgili dostum? Daha sonra senin yaptığın ilk 11'e yavaş yavaş geçeceğiz. Buyur. Genel yorum olarak şunu söyleyebilirim. Galatasaray zaten 6 puanlık maça çıkacak. Çünkü hı hı. yani ciddi manada altındaki rakibi ve düşme hattına çok yakın maalesef. O yüzden hani iki takımın birbiriyle alacakları puan sadece 3 puan üzerinden değil 6 puanlık maç olarak gözükebilir. Bazı maçlar böyledir. Ee, Göztepe'nin tabii ki de avantajı var. Ev sahibi avantajı. Ee, bir de hani form olarak da pozitif bir futbol oynuyor. Galatasaray'da mesela Fatih Terim'den sonra Torrent'le birlikte bir yükseliş göremedik. Ama El Maestro'da bir yükseliş görebiliyorsun oyun olarak. Ki 3-4-3 oynuyor. 3-4-3 oynayan bir takım Türkiye'de hani çok rastlanan bir formasyon değil. Evet. Ee, yani ilginç bir maç bizi bekliyor öyle söyleyebilirim. O zaman şöyle yapalım biraz tersten gidelim bu sefer. Göztepe 11'ini bir analiz edelim. Göztepe'nin oyun stilini. Ondan sonra da Galatasaray ne yapmalı? Peki geçelim muhtemel 11'lere. E, muhtemel 11'lere baktığımızda Göztepe kanadında. Kaledi İrfan Geri üçlü e, Aslangiç. Angel ve e, Kahraman Demirtaş. Bupanje solda. Murat Polili e, sağda. Merkezde Obinna ve e, Soner. E, Soner Aydoğdu. Evet ileri üçlü Halil Akbunar, Di ve Tiyanic şeklinde. Ama tabii Tanane de bu mixe girebiliyor. Onun dışında başka oyuncular da var. Şu an için sakat oyuncular var ama daha sonra oynama ihtimalleri var. Biliyorsunuz daha maça birkaç gün var. Bize gelen bilgi de Burkavic, Atınç Nukan, Ndiaye, Yahovic. E, bu oyuncuların e, sakatlıkların olduğu yönünde ha, şunu da söyleyelim Atakan Çankaya'nın da bir e, kart cezalısı olduğunu söyleyelim Galatasaray cephesine baktığımızda da Galatasaray'da Emre Kılınç iyileşti İnyaki Peña evet formda ama Mustera da topla çalışmalara başladı bu çok pozitif hı hı. tabii ki e, ve beklenen Galatasaray'ın e, Erik eriyi bir şekilde Hı -hı. bu mix'in içine e, alacağım. Peki başlayalım Göztepe tarafından. E, uzun süredir senin de söylediğin gibi Maestro e, üçlü savunma ile çıkıyor ve e, oyunun gidişine göre bazen 3 4 1, 1 2, 2 evet. bazen 3 4 2 1 hani orası değişebiliyor. Orası çok akışkan ileri üçlü. E, Galatasaray'ın e, oyun formasyonuna hani ne şekilde ters gelir bu ya da e, Galatasaray bunu bir avantaj olarak kullanabilir mi? Şimdi iki tane bir avantaj bir dezavantajı var. Dezavantajı şu. Şimdi Di Santo pivot oynuyor ve arkasında Tiyaniç Halil Akbunar daha çok onun bıraktığı toplarla defansla arkasına sarkarak devam ediyor. Hızlı çıkışlar yapıyorlar. Özellikle çizgilere çok yiniyorlar. Polili işte veyahut da Kerem Alıcı veyahut da bu panjayı çok iyi kullanıyorlar. Şimdi Hı -hı. şöyle bir şey var. Galatasaray dörtlü savunma yapıyor. Hı -hı. Ve bekleri genel olarak çizgi beki olduğu için ucuma çok destek veren bekler. Ve Galatasaray'ın e, bir kontratak yeme sorunsalı var. Hı -hı. Şimdi o ileri üçlüye baktığın zaman tam böyle bir kontra hata yakılacak bir üçlü var Göztepe'de. Hani Di Santo o fiziksel olarak üstünlüğü alıp indirdiği toplarla beklerin de öne çıkmasıyla boşalan alanlara kanatlı Tijanić veya da bunları kaçırabilirler. Yani bunları yaşayabiliriz. Bu senede çok yaşadık. Dezavantaj bu. E, ki Göztepe'de bunu oynuyor. Yani bu şekilde oynamaya özen gösteriyor. Bu bir. İkincisi e, avantaj şu şimdi her ne kadar 3-4-3 oynasan da Obinna'nın dışında fiziksel olarak orta sahada, merkezde çok böyle varlık gösterebilecek bir oyuncusu yok. Soner da evet çok teknik pasör, oyun vizyonu iyi bir oyuncu ama böyle hani fiziksel olarak Galatasaray orta sahasına, o Kerem ve Erik orta sahasına karşılık verecek bir orta saha değil. Burada da şöyle bir durum söz konusu orta sahasını Galatasaray alıp defans güvenliğini bırakmadan Göztepe'ye karşı iyi bir set veyahut da baskın bir oyun kurabilirse Orada da Galatasaray'ın bir avantajı var. Hı hı, Ki hı. beklerle desteklenen bir hücum varyasyonu işte Emre Kılınc'ın geri dönmesi, Eri'nin altı numaraya artık dönme gelmesi. Yani Eri'nin buradaki performans çok önemli olacak. Çünkü orada biraz emniyet suvabı hani kontra ataklara karşı emniyet suvabı biraz erik gibi olacak. Hı, hı. Yani çünkü Eri'ye nasıl bir görev verecek? Hani stoperlerin arasına girip stoperleri biraz açıp üçlüye mi çevirecek kontra ataklara karşı? Yoksa stoperlerin iki tane sabit kalıp erik atak yönünü mü? Hani pas yönlerini mi kapatacak? Buraya bakmak lazım. Burası önemli ama dediğim gibi orta sahadaki sadece Obinna'nın verdiği fiziksel e, karşılığı Galatasaray 3 oyuncu ile Berkan ki Berkan da fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu. E, çıkıldı o keza öyle. Emre Kılıncı'nın da birazcık hani içeriye kat ettiğini düşünürsek orada orta sahada bir üstünlük sağlarsa Galatasaray bir avantaj yakalayabilir. Evet e, özellikle sayısal üstünlük ve e, tabii ki e, kanat beklerinin performansı önemli Göztepe açısından ve Göztepe'nin oyun felsefesinde değişiklik hani acaba beşli karşılayıp o binayı da alıp e, genelde belki Samet Aydoğdu yerine daha defansif bir oyuncu olur mu? Örneğin Kayseri Spor çok daha defansif e, iki önlü libero kullandı ama Göztepe'de daha önceden açıkladığımız gibi hoca bu tarz e, değişiklikleri sevmiyor e, ve sistem hocası e, daha çok pozitif futbola ve e, daha ben o yani rakip takımdan daha çok pozisyona gireyim şeklinde bir düşüncesi var. Tabii ki bu Galatasaray için avantaj olabilir. Peki sen bana bir daha önceden bir 11 yaptın ve gönderdin. Hı hı. İstiyorsan bu 11'e geçelim. ve neden Tabii bu hocam. 11'de düşündüm? Ben nasıl bir 11 hı düşünüyorum? Hı. Orada bir beyin fırtınası yapalım. Şimdi, ee, sen böyle bir 11 yaptın. Ee, Inaki penya, geri üçlü de marka, Nelson, Semih. 3 4 1 2 gibi ee, sol hı hı. kanat beki Fananhol, sağ kanat beki Boye. Ki. Evet uygun profiller. Berkan, Erik, orada önlerinde çıkıldı. Solda Kerem, sağda Mustafa. Benim birçok çok sorun var ama genel olarak hani e, bize neden böyle bir 11 seçtiğini söylersen yani çok Bunu yap Bunu yapmamın sebebi şu. Üçlü savunup, üçlü hücum eden takımlara karşı 4-1-4-1 oynamak biraz intihar gibi. Çünkü Hı -hı. hem tek Santroforlu, üçlü stoperi hücum etmeye çalışıyorsun ki orada santraforunun çok güçlü, çok fizikli olması lazım. Hı -hı. Şu an Gomis istediğimiz seviyede değil. E, bunu kabul etmek lazım. Ne kadar bitiriciliği üst düzey olsa da o mücadeleyi verecek bir oyuncu lazım. Bir de tek oyuncuyla hücum etmemen lazım. Dediğim gibi üçlü savunup üçlü hücum eden takımlara karşı da birebir eşleştirme yapman lazım. Şimdi üçlü hücum ettiği zaman da üç stoperi yanına hani birebir eşleştirme yapacaksın ve kanat beklerin geri geleceği için orada fazlalık sağlayacaksın. Bu birincisi eşleşme için çok önemli. İkincisi kontra atak yeme ihtimali dediğim gibi hani Di Santo birazcık pivot solda ve sağda Halil Akpınar gibi hı hı. işte Tiyaniç gibi arkaya sarkabilen oyuncular olduğu için orada kontra atak yeme tehlikeni de savuşturman için 300 stoper hattı kuruyorsun. Aynı zamanda kanat beklerini çok fazla savunma sorumluluğu vermeden hücuma rahat rahat çıkmalarını sağlayıp hücumda da fazlalık oyuncu oluyorsun. Çünkü şöyle hı hı. düşün. Kerem, Mustafa, Patrick solda, sağda Çika, ve hani iki blok Berkan ve Erik. Erik. Evet. Hani bu şekilde bir hücum yaptığın zaman ön alan baskısını yapmak için de sana bir avantaj sağlıyor. Oyunun sete döndüreceğin zaman da stoperleri birazcık öne çekersen hmm. onlardan da faydalanabiliyorsun. O yüzden hani ben e, böyle bir şey düşündüm. Bir kadro düşündüm. E, bence sene başından beri Anadolu kulüplerimize, Anadolu kulüplerine karşı oynanması gereken e, formasyonun da bu olduğunu düşünüyorum. Hem evet. dediğim gibi yediğimiz gollerin %56'sı kontra atak ve bunların %92'sini Anadolu kulüplerinden yedik. Tabii. Bu kontrol atak Şimdi geldiğimiz dünyada bize şu mesajı veriyor. Ya sen bunu Anadolu takımlarından bu kontrol atak golünü yiyorsun. Hı hı. Buna bir çare bulman lazım. Bunun için de şu an için en güvenilir, en sağlam çare üçlü stoper. Üçlü evet. stoper yaparsan bu kontrayı bir nebze olsun. Yani hepsini hı. tamamen yani kapatacağın diye bir şey söz konusu değil ama bir nebze olsun. Durduracaksın. Bu bir. ikincisi üçlü stoperle de kendi kanat beklerine ki bu eve biz patri mesela şey olarak konuşmuyoruz. Şöyle savunma yaptılar, böyle böyle hiç konuşmuyoruz. Biz ne konuşuyoruz? Şöyle hücuma çıklar böyle bindirler, böyle ortak kesler böyle key pasatlar falan. E, bu adamları bu özgürlüğü daha çok verelim. Evet. Daha çok girsinler. Hı -hı. yani bu yüzden yapıyorum. Hı -hı. Evet, özellikle Galatasaray'ın bekleri çok ileride zaten pozisyonlara da bakınca 60 Tabii. 65 metrede hem oyun kurulumunda hem de e, biliyorsunuz e, yani hücum ederken e, Geçen maçta da ondan önceki maçlarda da e, 6 numara daha doğrusu Defansif orta saha çıkışlı bir oyuncu Olmadığı için orada savunma Kaymalarını da yapamayınca Galatasaray zaten e, Defansif orta sahası Olmadan da eksik yakalanıyordu Senin e, Bakış açını anlıyorum kesinlikle Hem 3 stoperle e, hem de Artı bir eriğin kayması o stoper bölgesine sayısal üstünlüğü ele vermeden kontra ataklarda da kırılgan olmayacağımızı söylüyorsun. Benim tek düşüncem daha doğrusu eleştiri değil de hani acaba dediğim iki nokta var. Kesinlikle ben de üçlü savunma oynayabileceğine inanıyorum Galatasaray'ın. Hatta hani üçlü 3-4-3'e karşı en iyisi la 3-4-1-2 hatta 4-4-2 Diamond da olabilir. Çünkü oraya iki stoper atıyorsun. Burada benim en çok düşündüren Semih Kaya performansı. Ee, ve e, Galatasaray oyunu sete çevirirse Semih'in ne tarz bir katkısı olacak? Ee, ya da e, işte Marka'nın katkısı ne şekilde olacak? O zaman Marka mı ileri gidecek oyuna katılımda? Bir diğer e, tabii ki beni en çok düşündüren konu şu e, Galatasaray bunu yani hiç oynamadı. Daha doğrusu ilk 11'e böyle bir 11'e başlamadı. Üçlü savunmayla başlamadı uzun süredir. Ee, acaba şimdi... <laughs> e, acaba hani e, burada bir bocalamayla Birdenbire skorda geri düşebilir mi? Ondan sonra bir hasar tamiri olabilir mi? Zaten özgüvenler çok düşük oyuncularda. Acaba konfor alanı dışına itmek doğru mu şu anda? Bunlar tabii senin yaklaşımın eleştiri olarak değil benim kafamda hemen oluşan soru işaretleri sevgili dostum. E, i̇stiyorsan ben hani ben olsam nasıl çıkardım e, bunu biliyorsun Twitter'da da paylaştım hı hı, hı. E, ben olsam nasıl çıkardım yani şimdi Türkiye Ligi'ne geldiğimizde başarının anahtarı e, şampiyonluk, şampiyonluk için ya da birincilik için belli bir omurga bir iyi bir omurga oluştur Kesinlikle. bu omurga da tecrübeli özellikle birinci bölge çıkışlarında ve üçüncü bölgede bitiricilik yapabilecek tecrübeli iki oyuncu olması lazım minimum. Kesinlikle. İkincisi oluşturduğum bu omurgayı değiştirme. Ve oyun sistemini önceden belirle ve daha sonra ufak dokunuşlarla bunu geliştir. Her maç geliştir. Omurgadaki oyuncuları değiştirerek oyunu geliştirmeye çalışma. Çünkü Türkiye Süper Liginde yine sil baştan oluyorsun. Yine sil baştan oluyorsun ve rakip takım çok daha... Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların tabii ki rakip analizi yapması lazım ama... Daha çok kendi oyunlarına kafa yormaları lazım. Çünkü e, oyununu kabul ettirebilirsen oyunu domine ediyorsun. Galatasaray e, 13 hafta kala daha e, herhalde bir ya da 2 maç dışında oyunu domine etti diyebileceğimiz maç sayısı yok. Hatta domine etmediği daha doğrusu topu verdiği maçlarda çok daha tehlikeli bir Galatasaray var. Ben o yüzden hocanın bir an evvel e, muhtemel 11'i bulması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yapayım e, geçelim yine tactical board'a e, istiyorsan e, ekleyeceğim bir şey yoksa ben de nasıl bir ben olsam nasıl çıkardık buraya bir şey şu bir de çıkıldağıyı tam yerinde kullanacaksın Tabii. çok böyle çıkıldağının tam böyle rahat rahat oynayabileceği bir pozisyon Hatta şu bile yani şunu şöyle yaparsın şunu böyle bile yaparsın burada ben yani. açıkçası keremin 10 numara oynaması onun şu anki potansiyelin iki katına çıkaracağını düşünüyorum yani ama... orası değişir orası akışkan olur kesinlikle katılıyorum yani şu, şu olaya e, tabii ki Çıkıldağ'ı efektif kullanmamız lazım. Hatta Çıkıldağ'ı sen tabii Mustafa'yı koymuşsun ki anlıyorum niçin Mustafa'yı koyduğunu. Hı hı. E, neyse ben de kadromu yapayım o şekilde. E, tamam. O şekilde geçelim. Ben yine dörtlü savunma olarak çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Onu çok fazla bozmadan. Burada Boye. Buradan Holt. E, Erik Çıkıldağ. Kerem'i sola. E, Mustafa yerine benim tercihim. Bafet Emigomis. E, e, Bafet Emigomis Mustafa yerine tercihim. Ee, ve e, sağda sağda tabii ki iki tercihimiz var. İki farklı şey yapabiliriz. Sağda Berkan Berkan da başlayıp e, şuraya örneğin e, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu koyacağız forvet arkasına. Bunu anlatacağım. Bu biraz spektaküler. Aslında paylaştığım 11'den biraz Berkan farklı. Berkan ve Emre Kılıç mı? Berkan. Niye Berkan söyleyeceğim? Ha, tamam. Tabii. Tamam. Niye Berkan söyleyeceğim? Senin sormanı da anlıyorum. Şimdi Topsuz oyunda aslında Tolgacı ciğercinin Tudor döneminde TAP yaptığı dönemi düşün. Sol tamam. açıkta oynuyordu ve top Hı. rakipteyken inanın tam bir sol açıkta 3. bölge baskısı yapıyordu ileride. Gomis'le birlikte çok da efektif oluyordu. Ben Berkan'ın burada sağ açıkta çünkü Kerem'in yerini değiştirmek istemiyoruz. Berkan'ın topsuz oyunda sağ açıkta hücum presi. Top rakibe gelince Berkan bu şekilde içeri geçip Halil buraya gelebilir. Pardon top Galatasaray'a gelince e, ya da e, işte çıkıldı ile orada bir değişim olabilir. Yine e, merkez üçlüyü hani şu şöyle dönebilir şuraya doğru şu şekilde dönebilir çıkıldı öne doğru gelebilir. Böyle bir 11 düşünüyorum özellikle hocanın da antrenmanlarda yaptırdığı 3. bölge 2. bölge baskısı e, bunun üzerine de konuşalım. Şöyle bir kadro olabilir Galatasaray için bu biraz daha defansif özellikle 3. bölgede e, iyi pres yapan ve defansif e, daha defansif bir kadro. Bir, bir tık daha ofans çıkmak istiyorsan burada şöyle bir 4-2-3-1 olabilir ve Emre Kılıncı burada kullanabilirsin. Sağda Emre'yi kullanabilirsin ama Emre'yi de kullanınca tabii yine Emre ile Halil arasında bir değişkenlik lazım. Bir akışkanlık evet. lazım. Ee, benim görüşüm bu şekilde. Ben Mustafa Muhammed'i yedekte bekletiyorum. Çünkü ben iki şey görmek istiyorum. Bağlantı oyununda Halil ve Gomis ve bağlantı hı hı. oyununda Çıkıldağ ve... Gomis'i görmek istiyorum. Bilmiyorum. Bu 11'le ilgili düşüncelerin ne? Benim bu 11 ilgili düşüncelerim şöyle. Hı hı. Yani yapılabilir, uygulanabilir ama Halil'in ben orada 10 numarada böyle çok istediğimiz bize şey vermeyeceğini düşünüyorum. Ya şöyle de olabiliyor Halbuki bu. şöyle olsa. 4-4-1-1 gibi de olabiliyor. Yok şöyle düşün abi. Yani Halil'i sola atıp Kerem'i merkeze alsan. Çok daha başka bir şey konuşabiliriz. O da olabilir. Mesela. Evet. Halil kenar forvet olarak, yardımcı forvet olarak çok daha başarılı e, bence. E, ama merkeze attığın zaman orada çok top yüzüyor. Mesela Kerem'de bir oyun vizyonu var. Halil'e hmm. göre daha iyi bir oyun vizyonu var. Daha pasör, daha şutör, daha hmm. bitirici. Ve hani Gomis'e alan açabilir. Gomis'in açtığı alana sarkabilir. Gomis'e key pas atabilir. Hmm. Asist yapabilir. Kerem mesela Gomis'in ona bıraktığı alanlardan şut deneyebilir. Ama bunu mesela Halil'de çok... Göremiyorsun. Ya Halil ama kenar forvet olunca sırtı dönüp topu alıp dönerek evet. kaleye dikine dripling yapabilir. Sıfıra inebilir. Dışarıya pas çıkartabilir. Zaten Yani Sparta Rotterdam'da tap yaptığı zaman Halil sol forvet'ti. İşte Yanlış onu, onu zaten Hı -hı. seninle forward. muhtemelen 6-7 yayın hep anlattık. Anlattık yani evet. Ya ama bak Galatasaray'ın en yetenekli oyuncularından biri Halil. Bence en yetenekli oyuncusu şu anda Olympia Morutsan gördüğümde ama e, yabancı sınırı olmasaydı Emre Kılıç yerine Morut sana atardım. Ki öyle de bir öyle bir 11 yaptım tweet yaparken. E, bir, bir arkadaş bana beni uyardı DM'den. Abi iki iki yerli koymuşsun Silon diye. Hakikaten tweet'i sildim sonra oraya Emre Kılıç'ı koydum. E, ama tabii ki e, bilmiyorum Berkan'ı acaba hoca bir şekilde öyle kullanacak mı bir e, ona bir to Tolga Ciğerci hani görevi verilmişti e, Tudor'dan. Ki ben kullanırım Berkan'ı. E, Emre Kılınç'ın burada Halil'le olan değişimi de olabilir. Senin söylediğin gibi Emre Kılınç biraz daha merkeze gelebilir. Halil böyle gelebilir. Çıkıldağ biraz daha öne çıkabilir. E, ben hem Berkan'ın hem de Taylan Antalyan'ın formsuz olduğu bir ortamda artık Galatasaray'ın Galatasaray futbol takımının hani performans vermeyen oyuncuların birkaç hafta kenarda bekleyebildiği bir takım olması lazım. Tabii. En çok eleştirimiz buydu hatırlıyorsan. Aynen öyle. Erik Pulgar evet. kenardaydı ve hoca ne dedi açıklamada? Emre Kılınç olmadığı için hoca dedi, eee Pulgar'ı yedeye çektim. E, senin elinde Halil var, Barış Alper var. Yani. Ya Ömer Bayram var. Hani Ömer Bayram'ı merkezde oynat. Tabii. Ya şey de yapabilirdin. Sırf o maç mesela Nelson'la Semih'i değiştirip Aynen öyle. İhtimal yine yapardın yani. Evet. Çünkü ihtiyacın orası. Yani orası yok diye sen bu durumdasın. Ve o adamı oraya aldın. Bak, bir kez daha söyleyelim. Ben de sen de Elif Bulgar'ın tamamen hazır olduğunu düşünmüyoruz. Ya evet. da orada bir Fernando Melo etkisi direkt yapacağını düşünmüyoruz ama yani elinde nicelik olarak oyuncu yok ki. Yok. Sen performans vermeyen devşirme oyuncuları sürekli orada kullanıyorsun. aynı hatayı da sadece çılgınlar iki kez yapar diyeyim. Gökancım ekleyeceğim bir şey var mı? Abi güzel yayın oldu şu an başka ekleyeceğim bir şey yok. Hı hı. Maçtan sonra da yine bir yayın yaptığımızda mesela Tabii. şeyle ilgili konuşuruz. Şeye gel o zaman <laughs> maç biter analiz kalır var benim. Ee, bir gün sonra hı hı. iki gün sonra hem işte Y Squad'dan, Insta'dan veriler geldikten sonra da bir yayın oluyor. İstiyorsan gel oraya da buyur. Orada yine analiz yaparız. Ağzına sağlık ve senin üçlü savunma yaklaşımın özellikle Göztepe'ye karşı çok ilginç o yüzden... Hemen biliyorsun WhatsApp'tan konuşurken gel bir yayın yapalım dedik. Ekranda gördüğünüz gibi Gökhan Aktaş YouTube kanalını mutlaka takip edin. Aşağıda açıklamalarda ve e, Premier olarak girersek bunu yani ilk gösterim olarak girersek Gökhan da canlı sohbete gelirse e, çok mutlu oluruz. Oraya da koyarız e, yukarıya canlı sohbete sabitleriz. E, futbol bizde takip edin, abone olun zili açın ve bir beğeni bırakın. Aynı zamanda sosyal medyadan bizleri de takip edebilirsiniz. Adresimiz aynı. The Football Biz haber, yorum ve analiz paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, futbolla kalın. Hoşçakalın.